Cem gibi, Mehmet Müfit'e. Gün soldu, eteklerinde kızıl parıltılarla damlarken su, gecenin yenik bahçesinde dolaştım. Sarı bir yağmurdu, bitip tükenmeyen kayalıkların ortasında mahsur, içimde titrerken anılar ve kaçışın bakır kokusu. Çocukluğum bir taht odası, Bursa'da yenik sultanlığım. Bütün kapılar kapanmış, bütün kapılar sur. Döndüm, ardımda yansıyan o büyük aynayı gördüm. Varlığın ve hiçliğin kaynaştığı göçebe yağmur. Gün soldu. Eteklerinde kızıl pırıltılarla damlarken su. Vardığımda yoktu bütün kapılar. İskele, gün batımı, Rodos'a doğru batık tekneler, kadırgamın şişmiş tahtalarında çırpınan rüzgarı duydum, yüzümün büyük sularına çizilen. Ta orada, yüksek dağlar, bu dik ve acılı yol, bir at kişnemesi, yağız gül kokusu, çökmüş tapınakların altında gizli geçitler ve küflü mahzenlerinde taşlaşmış ölüler korusu. Giden kim? Bu ilk yaz şafağında yolcu edilen habersiz, beyaz kefenlerine bürünmüş yürüyen bakirelerle. Birden şimşek ve göründü ve yok oldu kapılar, yenilgi ve acı, kaçış ve sürgün, zamanın yitik aynasında tüterken yalnızlığın bakır kokusu, alnıma dövülmüş bu ilenç, bu belirsiz yolculuk, duydum etime değişeni, bin kızgın demirin, karanlık mazgallarından sarkan gövdemin, bir ilk yaz şafağında kurban edilmişliğim. Birden yağmur ve yüzümün yarısı akıp gider. Benim gözlerim yok, kurşun, sıcak ve ağdalı yüz görümlüğüm. Issız oyuklarında derin bir uğultuyla rüzgar, gözlerimin ıssız oyuklarında sıra kimde? Batık teknelerin ve bütün bu güzelliklerin birden yeni bir programa sizlere merhaba diyoruz. Evet, Tuğrul Tanyol'a ait Cem gibi şiirinden küçük bir bölüm sizlere paylaştım. Bugün yine sevgili Murat Bulut'la birlikte ve çok değerli tarihçi Turan Akıncı ile birlikte olacağız. Sevgili Murat, hoş geldin. Evet. Geçen hafta yoktun. Merhaba Mustafa. Sevgili izleyiciler, geçen hafta bir küçük bir talihsizlik yaşadık. Gelemedik. İşte hayat böyle. Bir anda planlar değişiyor. Şimdi güzel bir şiirle başladın yine Mustafa. Evet. Uzun ve güzel bir şiirdi. Şimdi belli bir bölümde kestim çünkü evet. Daha uzun bir şiir ama evet. Türk şiir tarihinin gerçekten güzide şiirlerinden evet. bir tanesidir. Tuğrul Tanyol'da selam olsun. Anladım. Şimdi bu hafta biz İşgal kitabını konuşacağız. Daha önce seninle konuştuğumuz gibi hep şeyi söylemiştik. Programımızda genelde edebiyat ağırlıklı evet. Olacak ama kitaplarla birlikte, farklı kitaplarla birlikte onun içeriğini de konuşacağız. Bu hafta Turan Akıncı benim geçen programları 3 kere konuğum olmuştu. Beyoğlu kitabını konuşmuştuk. Çok güzel bir kitap. Böyle kalın ve kalavi mi diyeyim öyle çalışmalar yapıyor. Mükemmel çalışmalar var. Turan Beyoğlu, bütün kitapları öyle bu arada. Evet. Yani. Beyoğlu kitabıyla Sedat Simavi ödülünü almıştı. O anlamda çok ciddi bir çalışmalar. Şimdi bu kitabın içeriğine gireceğiz. Bu kitapla birlikte İşgal kitabının önemli bir cümle var orada. Turan Akıncı söylemeden ben söyleyeyim. Ya da siz söyleyin. Siz her programda söylüyormuşsunuz. Şimdi İstanbul İşgal dönemini okumadan Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyeti anlaşılmaz diye bir cümle var. Bu olay çok önemli, işgal olayı. Bu cümlenin altında ben de altını çizmiştim. Önemli bir cümle. Şimdi Turan Akıncı ile biz bu işgal döneminin ilk dönemlerine böyle başlangıç serüvenine sizin bir ön sözünüze girelim. Bu programı izleyen bütün Cem TV izleyicilerine saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul işgali 5 sene yaşanan çok talihsiz, acılarla dolu bir dönem. Maalesef bizim tarih kitaplarımızda, tarih eğitimimizde bu dönem pek anlatılmıyor veya çok kısa geçiyor. Ama 5 yıl
Türk halkına çok büyük ızdıraplar, çok büyük baskılar, çok büyük zulümlerin yaşandığı bir dönem. Bunları anlamadan, bilmeden Cumhuriyet'in bize verdiği nimetleri anlayamayız. Diğer bir deyimle Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini resmen kuyunun dibinden çıkarmış. Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Hareketi'ni başlatmasaydı İstanbul kurtulur muydu? Şüphedeyim. Yani olmayan şey üzerine ahkam da kesmek istemem ama çok önemli bir hareketle milli mücadele başladı. Bana göre kitabın yazarı olarak tabii dışarıdan herkesin çocuğu kendine güzel gözüküyor. Evet. Bana göre de kendini Türk kabul eden herkesin bu kitabı bir okuması, bizim Türklere yapılan zulmü anlaması lazım ki bugünkü Cumhuriyet'in bize verdiği imkanları, hürriyetleri, demokrasiyi, kültürü anlayabilmemiz için bu kötü dönemleri okumamız lazım. Evet, dediğimiz gibi işgal altında çok fazla kitap yok. Bu kadar donanımlı bir kitap yok. Birçok kaynakçı var. 4 tane kitap var şu ana kadar. İşgal üzerine yazılmış 4 kitap var. Ya ciddi anlamda bu şekilde. Kaynakçılar bayağı nereden aldınız genelde? Ya şimdi çeşitli konularda insanların yaptığı çalışmalar var. Genellikle bir konuya çalışıyorlar veya evet. Anadolu'ya geçişi anlatıyorlar. Ben genelde o dönemin bütün gazetelerini aldım. O dönemin gazeteleri. Evet, İstanbul'da yayınlanan yabancı gazeteleri de temin ettim yurt dışından. Evet. Bir zaman süreci içinde olayları gün be gün anlatır gibi anlattım. Tabii şöyle söyleyeceğim. Ben İstanbul'un işgalini anlattım. Türkiye'de Cumhuriyet tarihini anlatan çok kitap var. Mustafa Kemal döneminin, Milli Mücadele dönemini anlatan çok kitap var. Ama bu taraftan bakan yoktu. Ben İstanbul'u anlatırken belli bir aralıklardan, perde arasından bakar gibi de Anadolu'yu da anlattım. Ama çok fazla girmedim detaylara. Önemli olan İstanbul'dan bakıştı ama mesela İstanbul'daki meclis kapanınca ve bir takım milletvekilleri Malta'ya sürüldüğünce bazı milletvekilleri Ankara'ya geçiyor. Orada mesela Ankara Meclisi'nin kuruluşunu 23 Nisan'a anlatmak zorundayız. Çünkü buradaki meclis nereye gitti o tip şeylere, detaylara da girdim ama önemli olan İstanbul'dan bakıştı. Evet. Şimdi kitabın bir şeyi var, böyle bir akışı var. Siz bunu kaynakçılardan böyle bir zaman şey gibi zamana göre sıraladınız. Şimdi ilk önce Veliaht'la Almanya seyahati var. Atatürk'ün Vahdettin'le olan ilk böyle diyalogları. O dönemden yine o da bir girişkâh olsun da sonra yavaş yavaş sorulara başlayalım. Şimdi 1917 sonlarında biz Almanlarla beraber bu savaştayız. Yani en önemli müttefikimiz Almanlar, Avusturyalılar ve Bulgarlar. Almanlar padişaha Almanya'daki cepheleri görmesi için davet ediyorlar. Fakat o dönem tahtta olan padişah 5. Mehmet Reşat. O da yaşlı olduğu için böyle bir geziyi yapabilme imkanı yok. Onun yerine Vahdettin'i gönderiyorlar. Sultan Vahdettin veya Veliaht Vahdettin Efendi'yi gönderiyorlar. Evet. Yanında da Osmanlı ordusundan önemli bir kişiyi vermek istiyorlar. Enver Paşa Mustafa Kemal'e soruyor, sen gider misin diyor. Hem askersin hem Almanları biliyorsun, hem Çanakkale'yi yaşamışsın. Mustafa Kemal de kabul ediyor. İstanbul'dan bir trenle Almanya'ya gidiyor. Alman cephelerini geziyorlar. Ondan sonra İstanbul'a geliyorlar. Tabi bu seyahatte Mustafa Kemal ile Vahdettin arasında diyaloglar gelişiyor. İlk başta Vahdettin Mustafa Kemal'i tanımıyor. Kim olduğunu farkında değil. İstanbul'dan tren hareket ettikten sonra Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal olduğunu anlıyor. Öyle bir dönem. Tabii şimdi orası ile ilgili bir detay vereyim. Evet. Yani olayları seyredenlerin konuyu anlamaları açısından. Osmanlı'da sanayi o dönemde hiç yok. Yani aslında bu konunun bir parantezde üretim, eğitim. Osmanlı 1854'ten itibaren bir borçlanması var. Maalesef bu borçlanma sırasında eğitime ve sanayiye hiç para ayırmıyorlar. Biz bu Avrupa'da borçlandı Osmanlı'nın büyük evet, bir borç olarak bildiğimiz o borçtan sonra. Onu başka bir kitapta anlatırız uzun uzun detaylarını. Evet. O dönemde biz fesi yani insanların giydiği kırmızı fesi dahi üretemiyoruz. Avusturya'dan ithal ediyoruz. Bizim Osmanlı'nın sanayi durumu bu. Mustafa Kemal ile Vahdettin, Sultan Vahdettin Almanya'ya gittikleri zaman Alman silah endüstrisini de geziyorlar.
Ya bu Mauser tüfekleri, evet. Çeşitli Almanya'nın önemli silah sanayi var. Bir tanesi Ruhr bölgesi, kömür ve demirle önemli bir bölge. Orada bir silah fabrikasını geziyorlar. 70 bin kişi o fabrikada çalışıyor. 70 bin kişi. Yani Osmanlı fesi üretemezken, evet, Almanya 70 bin kişiyi silah üretilen bir sanayiye sahip. Hani bizim son senelerde bir moda çıktı. Almanlar bizi kıskanıyor. Şimdi bizim Almanlarla aramızdaki sanayi farkı oradan geliyor. O şey de sanayi devrimini kaçırması, Osmanlı'nın ıskalaması, eğitimi ve o borç altında büyük bir şeye giriyor ya, yokluğa giriyor. Orada Birinci Dünya Savaşı'nın girmesinin aslında Osmanlı'nın önemli bir ipucu var sanırım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi akıl dışı bir şey. Hiçbir realitesi olmayan bir şey. Çünkü biz 1911'de Trablusgarp Savaşı'nı yaşadık. Osmanlı ordusu ve gücü o kadar zayıftı ki biz Trablusgarp'a asker gönderemedik. Gemi donanma gönderemedik. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa gibi bazı önemli subaylar milis olarak gittiler. Ama bir şey yapma imkanları yoktu çünkü karşımızda ciddi bir İtalyan ordusu vardı. Yani Türkçesi, biz Trablusgarp Savaşı'nda bir şey yapamadık, gücümüz yoktu. Bunun çerçevesi olarak biz bugün hala konuşulan, iktidarın da sakız olarak çiğnediği 12 adayı da o dönem İtalyanlara kaptırdık. Yani şimdi Türkiye'de son senelerde şöyle bir deyim var. Lozan'da biz 12 adayı kaptırdık, alakası yok. 1911'de biz 12 adayı Trablusgarp'la beraber kaptırdık. Arkasından 1912'de Balkan Savaşı başladı. Bu çok önemli bir savaştı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bir iki motorlu bir uçak düşünün. Evet. Bir motoru Anadolu'dur. Savaş ve askeri konularda çok gelişmiştir. Diğer motoru Rumeli'dir. Rumeli'den pragmatik yönetici çıkar. Yani Osmanlı tarihindeki 70 tane veya sadrazamların %70'i Rumeli kökenlidir. Akıllı çalışkan adamları Rumeli'den almıştır. Artı Rumeli toprakları Osmanlı için önemli bir gelir kapısıdır. Ve biz bu Balkan Savaşı'nda toplam 18 ayda bütün Rumeli'yi kaybettik. Çok büyük bir yenilgiydi. Osmanlı'nın ikinci büyük şehri Selanik'tir. Selanik o dönemde Osmanlı'nın hem en eğitimli şehri hem de en önemli sanayi şehri. Biz Selanik'i bir kurşun atmadık. Yani bir tane bir kurşun atmadan kaptırdık. Tabii o dönemde az daha Bulgarlar da İstanbul'a geliyordu. İstanbul'u alacaklardı. Çatalca'daki mevsimsel sorunlardan dolayı çamura saplandılar, gelemediler. Şimdi bu dönemde Osmanlı'nın bir savaşa girmesi intihardı. Ama Osmanlı maalesef bu savaşa girdi. Çünkü halka veya memurlara dağıtacak parası yoktu. Almanlar bizim bu savaşa girmemiz için bize 5 milyon altın verdiler. Biz de metezler olarak bu savaşa girdik. Girdik de biz sonuç olarak mağlup olduk. Çünkü bizim elimizde yeterli silahımız yoktu. Askerimiz yoktu. Mermimiz yoktu. En azı askere verecek yemeğimiz yoktu. Yani kumanyamız yoktu. Kaybedeceğimiz aşikardı ve maalesef kaybettik. Evet, yani bu kötü durumda olmasının en büyük ekonomik şeyin sebebi büyük bir borçlanma dönemini, hep onun getirisi aslında. İster misiniz oraya anlatayım mı? Çok kısaca bir girin kısaca yok. İstersiniz çünkü Osmanlı aslında bütün köken savaşa girmesinin sebebi de buna dayan, ekonomik sebepler. 1850'lerdeydi. Yani bütün savaşların sebeplerinin altında ekonomi evet. Zaten. Yani bugün Orta Doğu'ya baktığınızda, bugün işte diğer dünyanın herhangi bir yerine baktığınızda bunun tek nedeni ekonomi. Yani evet, işte bir şeyleri gelir elde etmek. Fakat bu kitap çok önemli bir kitap. Ben öğrencilerime de dersimi anlatırken geçtiğimiz günlerde EBA'dan biz ders veriyoruz biliyorsun. Evet. İşgal yıllarında bugün gerçekten doğru bir şey. Turan Bey'in emeğine çok teşekkürüz. Evet. Çok nefis bir kitap. Çanakkale'de gösterilen başarı, evet, o devletlerin onca topuyla, onca silahıyla, gelişmiş muazzam teknolojisiyle, gemisiyle
Bir yandan da sevgili Murat, dünyanın çeşitli yerlerinden getirdiği Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar, efendime söyleyeyim Hindistanlılar, inanılmaz derecede bir asker kalabalığıyla Çanakkale'den geçirmedi Mustafa Kemal ve askerleri. 3 sene sonra geçti sanırım. Ama maalesef evet. 3 sene sonra dediğin gibi İstanbul'un boğazında 160 parça gemiyle, savaş gemisiyle geldiler ve hocamızın da dediği gibi 5 yıl boyunca o işgal yıllarında İstanbul'da neler olmuş? Evet, neler olmuş? Evet. Yani o çeteler inanılmaz bir güç almışlar arkasına İngiltere'den. Neler yapmışlar? Evet. İşte oradan devam ben edelim. Ben Çanakkale'ye gibi şey söyleyeyim. Evet, isterseniz kısa bir işte Osmanlı'nın borçlanması dediğimiz gibi çok büyük şey yıllara dayanan bir ekonomik sıkıntı ve onun getirisinde sonra kapitülasyonlar var. Almanların Osmanlı'ya altın vereceğiz vaadiyle bir 5 milyon altın veriyorlar bize. 5 milyon altın vaadiyle Osmanlı savaşı giriyor o dönemde. Çok büyük yani para, çünkü değil mi hocam iyi yani para, o zaman yani bugüne hiç onu vurduğunuzda rakam belli mi? Şöyle söyleyeyim size şimdi Osmanlı yani çok büyük para. Ama görüyor musunuz orada yapılan bir hata bu şey o alınan paranın Avrupa'da o dönemde farklı yerlerde saraylarda ya da başka şeylerde değil mi biz konuşmuştuk geçen programda da onu farklı kullanması onu üretime dayalı bir şeyde kullanmaması Osmanlı'nın o dönemde ta getiriyor Osmanlı'nın yıkılışına neden oluyor. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Hazır borçlanmaya girmişken. Osmanlı mali 1699'dan sonra Osmanlı toprak kazanamıyor. Dönüm noktası Karlofça. Ondan sonra bir 50 sene biz kendi yağımızda kavruluyoruz. 1750'den itibaren bizim bütçe dinamiklerimiz tersine vermeye başlıyor. Yani 10 lira para geliyor, masrafımız 15 lira. Arada 5 lira açık başlıyor. Bütçe açığı. Günümüzdekinin benzeri. İlk başta Osmanlı iç borçlanmayla bunları halletmeye çalışıyor. Yetmiyor. Tahşiş dediğimiz bir şey var. Kendi paramızın içinden yani devlet kendi parasının içinden para çalıyor. Yani ilk zamanlarda bir gümüşün içinde 7 gram gümüş varken zamanla 6,5 grama indiriyorlar. 5 grama indiriyorlar, 4 grama indiriyorlar. Sonra gümüşün içinde gümüş kalmıyor. Buna tahşiş deniyor Osmanlı Devleti'nde. İkinci Mahmut zamanında biz kendi paramızı 37 defa değiştiriyoruz. Yani piyasadaki gümüş parayı topluyoruz. İçindeki gümüşü alıyoruz. Daha kötüsünü piyasaya sürüyoruz. Böyle gelmiş. Sonra 1854'te piyasada devlet para bırakmamış. Yani bankerlerdeki parayı almış, iç borçlanma almış. Artık tıkanmışlar, piyasada para kalmamış. Onun için yurt dışına borçlanmaya başlamışız. Toplam Osmanlı borçlanması 330 milyon altındır. Bu paranın 220 milyon altını Osmanlı'nın eline değiyor. Üçte biri 110 milyon altın yok oluyor. Yani yok oluyor değil tabii. Yok olmuyor da faize gidiyor, rüşvete gidiyor, avanteye gidiyor, devleteye gidiyor. Yok. 1875 yılında geldiğimiz zaman bu paraların geri ödenmesi lazım. Yani 10 yıl vadeli para almışsınız. 10 yıl sonra geliyor, paranın ödenmesi lazım. İşte orada en önemli hata var. Evet. Aldığı parayı Osmanlı eğitime hiç harcamıyor. Yani Osmanlı eğitimi çok kötü durumda. Konuyu dağıtmayayım. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı diye bakanlık yok Osmanlı'da. Yani devletin halkını eğitmek gibi bir nosyonu yok. Eğitime para harcamıyorlar. Sanayiye yine harcamıyorlar. Avrupa sanayinde işte lokomotifler üretiyor, gemiler üretiyor, dokuma tezgahları üretiyor. Biz Fesla'yı üretemiyoruz. O parayı ne yapıyoruz? Mesela Abdülmecit zamanında 4 kere borçlanıyoruz. Aldığımız para aşağı yukarı 30 milyon altın civarında para alıyoruz. Elimize geçen para da 16 milyon altın. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Feriye Sarayı, Küçük Su Karası, Ihlamur Kastı'na toplam 6,5 milyon altını gömüyoruz. Düşünün devletin eline 13 milyon altın geliyor. 6 milyonu halka dağıtıyorlar veya dağıtmıyorlar. Ama 6,5 milyon padişahın saraylarına gidiyor. Yani
Böyle bir mantık olur mu? Yurt dışından borçlanıyorsunuz, siz ülkenize saray yapıyorsunuz. Yani bunu tabii bundan sonraki Türk tarihinde başka iktidarlar da yaptı bunu ama utanılacak bir iş. Tabii saraya veriliyor, bilmem neye verilince tabii padişahın yanındaki sadrazam da kendine bir konak yaptırıyor. Onun yanındaki bakanlar da yaptırıyor. İstanbul'da 320 tane köşk, konak, yalı yapıyor ve para bitiyor. 1875 yılında biz diyoruz ki kusura bakmayın, biz parayı yedik. Şimdi şöyle bir detay var. Avrupa bu parayı verirken tahvilleri Paris ve Londra borsalarına satılarak veriyorlar. Yani orta sınıf insanlar o dönemde de şöyle söyleyeyim. Sanayiden dolayı Avrupa'da çok büyük bir zenginlik var. Faizler aşağı yukarı %1. Osmanlı Devleti %8'le borçlanıyor. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti %8'le borçlanıyor. Avrupa'da faizler %1. Onun için insanlar malını satıyor, mülkünü satıyor, Osmanlı tahvili alıyor. Adam da bekliyor ki 10 sene sonra ben bu parayı alacağım. 10 sene sonra günü geliyor, Osmanlı Devleti diyor ki kusura bakmayın biz parayı yedik, iflas ettik, parayı ödeyemiyoruz. Ne haliniz varsa görün. Avrupa'da büyük bir kaos çıkıyor çünkü orta sınıf insanlar parayı Osmanlı tahviline yatırmışlar iyi para gelecek diye. Aileler arasında boşanmalar çıkıyor, intiharlar çıkıyor, mal mülk kayıpları çıkıyor. Ondan dolayı Avrupa'da bize bir öfke oluyor. İşte bunun devamında Avrupa bize silah satmıyor hiçbir zaman. Yani evet. İngiliz ve Fransızlar hep bizden uzak duruyor. O borçlanmanın silsile evet. gibi geliyor işte. Geçmişten gelen hatalar nasıl? Halkı kızdırmışsınız. Evet. Yani kalkıp bu durumda ben Osmanlı'ya şunu veriyorum diyebilir misiniz? Evet. Halkın parasının üzerine Osmanlı'ya hatta o dönemin gazetelerini ben okudum. Çoğunun şey yapıyor. Diyor ki biz diyor burada ekmek yemediğimiz parayı Osmanlı'ya verdik. Onlar kendilerine boğazda 6 tane saray yaptırmış. Bizim paramıza keyif satıyor diyor. Yani bir alerji oluşuyor. Evet. İşte bunların hepsi zaten tıkalı bir dönemde. Trablusgarp'ı yaşıyoruz, Balkan Savaşı'nı yaşıyoruz. Bir de Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Kaybedeceğimiz ortada yani. Gırtlağa kadar borçlusun, adamın parasını ödememişsin ve savaşa giriyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Evet. Yani o dönemde işte Almanya'dan yine bir altın vaadiyle. 5 milyar altın vaadiyle. Yani demek ki insanların ve devletlerin tarihi ne kadar şimdi, önemli geçmiş. Şimdi her zaman konuşuruz, her zaman söyleriz. Tarihi bugünün penceresinden yorumlamak çok büyük bir tehlike doğurur diye. Turan Hocam şunu merak ediyorum. Peki gerçekten o çözülme işte Afrika'daki son toprağın gitmesi zaten Balkanlardaki hareketlenmeden ötürü Trablusgarp'a güç gönderememişti. Daha çok Balkanları elinde tutmak için böyle bir harekete geçti. Sorum şu olacak. Şayet Osmanlı o dönemde Almanya'nın da gazına hadi gaz diyorum tırnak içerisine gelmeseydi Balkan Harbi'ne girmeseydi değişen ne olurdu? Çok bir şey olacağını tabii bu bir öngörü şu anda bir tarihler yok. Şahsi fikrimi söylüyorum. Evet. Sanayiniz olmadan, eğitiminiz olmadan yapabileceğiniz bir şey yoktu. Yani başka bir savaşta halkınızı eğitmemişsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. Osmanlı'nın son dönemindeki bütün dışişleri bakanların hepsi ya Ermenidir ya Rum'dur. Çünkü Müslüman Türk dediğimiz insanlardan biz adam yetiştirip devlet kademesine sokamamışız. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Devleti yönetecek adamı yetiştiremiyor Osmanlı. Evet. Yani sorunun kökü bana göre, tabii bu benim şahsi fikrim, eğitim ve sanayisi olmayan Osmanlı, yani belki bir 5 sene, 10 sene daha giderdi ama bu borç yükünü ödeyemezdi. Evet. Yani şahsi fikirden ziyade bir pozitif orada bir şey çıkıyor yani bir sorun çıkıyor. Yani belirgin bir sorun onun getirdiği silsile şeklinde getiriyor ve o duruma getiriyor. Yani Avrupa'da bütün insanların tepkisini ya bir savaş zaten ilk önce bir iğrendirmeyle başlıyor. Hani bir ülke bir ülkeyi savaş açarken oraya karşı bir iğrendirme kampanyası yapıyor. Bu hazır bir kampanyanın içinde zaten bulmuş Avrupa kendisini ya da evet. O işgalci devletler o şekilde tamam. Olmuş. Şimdi biz yine kitaptan devam edelim isterseniz. Vahdettin'le olan bir de şu çok söylenen bir şey var. Mustafa Kemal'e verilen altından bahsediliyor. Onu bir siz açıklayın da bir araştırmacı yazalım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu konuda Türkiye'de özellikle siyasal İslam görüşünde olanların takriben 12 tane yazar. Bunların arasında
Necip Fazıl var, Abdurrahman Dilipak var, Mehmet Altan var, Mümtaz Göztepe var. Şöyle bir ilanış var. Diyorlar ki Mustafa Kemal'i Sultan Vahdettin milli mücadeleyi başlatsın diye gönderdi. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Evet, Mustafa Kemal'i Samsun'a Sultan Vahdettin gönderdi ama olay şuydu. O dönemdeki Pontus Rumları, Trabzon ve Samsun'da olanlarla o bölgede yaşayan Türkler arasında ihtilaflar vardı. Yani normal günlük sokakta veya mahallede, şehirde olan sorunlar vardı. Bunları o dönemde azınlıklar gündeme getirdiler ve şikayette bulundular müttefiklere. Bunun üzerine müttefikler oraya bir müfettiş heyeti gönderdi. 5-6 tane İngiliz subayı gönderdiler. Baktılar ki orada hakikaten bir halka, iki grup arasında bir takışma var. Dediler ki Osmanlı Devleti'ne, ne yapın yapın bu işi çözün, yoksa biz İngilizler olarak Samsun'a çıkıp müdahale edeceğiz. Ondan dolayı Osmanlı Devleti Samsun'daki olaylara müdahale etmesi için Mustafa Kemal Atatürk'ü seçti ve oraya gönderdi. Ama Samsun'daki olayları çözsün diye gönderdi. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta İstanbul'dan çıktı. 15 Mayıs'ta da akşamüstü Sultan Vahdettin'le beraber, Sultan Vahdettin daha doğrusu ki onu Yıldız Sarayı'nda kabul etti. Dedi ki, masanın üzerinde bir tarih kitabı vardı. Paşa paşa dedi, sen bu devlete çok önemli savaşlarda yararlılıkları olan bir askersin. Bu işi de git çöz. Devlet senin kurtarılmanı bekliyor dedi. Şimdi evet. Bu lafı, kurtulmasını bekliyor lafını tahrif ediyorlar. Diyorlar ki Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderdi ki milli mücadeleyi başlattı. Çünkü Sultan Vahdettin ülkesini bırakıp kaçan bir sultan olduğu için siyasi İslamcılar kendisini biraz yıkamak istiyor, biraz aklamak istiyorlar. Söyledikleri laf şu, uzun lafın kısası. Ufak bir çanta içerisinde Vahdettin milli mücadeleyi başlatsın diye Mustafa Kemal Atatürk'e 40 bin altın verdi diyorlar. Yapılan iddia bu. Şimdi ben tarihçi değilim. Sadece araştırmacıyım. Şöyle yapalım mı? Bu sorunun cevabını da verelim. Şimdi kısa bir araya gitmek zorundayız. Şey gibi oldu ama hani reklamlar gibi oldu ama şey önemli bir konu. Onu da bir dönüşte kısa bir aradan sonra ve başka önemli aslında tarihte bunlar konuşuluyor, ediliyor ama küçük bir ayrıntı müthiş derecede insanın o dönemle ilgili bilgiler veriyor. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz Turan Akıncı ile. Evet, Turan Akıncı ile İşgal kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Önemli bir kitap. O dönemle ilgili hazırlanmış. Bütün detaylar neredeyse var. Şimdi o önemli bir yerde kalmıştık. Evet. Hep de konuşulan Mustafa Kemal'in altın, 40 bin altından bahsediyordunuz. O yarım kalmıştı. Konuyu anlatayım. Şimdi zaten düşünce olarak Sultan Vahdettin milli mücadeleyi düşünebilecek bir vizyon olan bir adam değil. Fazla bir eğitimi yok. Korkak, olaylardan etkilenen ve takıntılı bir insan. Onun zaten Mustafa Kemal'e 40 bin altın verme şansı yoktu. Ama bunu şimdi bir takım insanlar da yazmış, 12 tane önemli yazar da yazmış. Diyor ki böyle bir para verildi. Ben araştırmacıyım. Ben işin oluruna bakarım. Yani. Olur diyor. Evet. Uygulamasına bakarım. Ben gittim Kapalı Çarşı'dan. O dönem kullanılan reçet altınlarından bir tane aldım. Bir reçet altını tarttırdım 7 gram. Zaten 1847'de çıkan Osmanlı'nın bir para kanunu var. Oradan da biliyorum. Bir reçet altını 7 gramdır. Evet. 40 bin altın dediğin zaman 280 kilodan bahsediyorsun. Bir ufak çanta içinde Mustafa Kemal'e verildiği iddia edilen 280 kilo. Yani Mustafa Kemal 4 tane 70 kiloluk adamı kucağına alıp götürmesi lazım. Böyle bir şeyin mantığı yok yani. Gelelim ikinci ayağına. Bir reçet altını 22 milimetre çapında. Ben bunu aldım, evde bilgisayarda bir modelleme yaptım. Yani 40 bin altın ne kadar yer tutar? Ya ufak çanta diyorlar ya. Aşağı yukarı 1 metre küpe yakın. Yani insanlar kolay konuyu düşünmeleri açısından söyleyeyim. Bir çamaşır makinesi büyüklüğünde bir paket. Yani Mustafa Kemal kolun altında bir çamaşır makinesi içinde ebadında 280 kiloyu alıyor. Rıhtıma iniyor.
İşin garabeti şu. Gemi rıhtımda değil, tophane açığında. Yani siz bir sandala biniyorsunuz, sandalla gemiye gidiyorsunuz. Kucağınızda 280 kiloyu ip merdivenden yukarı çıkarıyorsunuz. Düşürdünüz elinizden, denize düştü 41 altı, ne olacak? Ne olacak? Tabii mantığı yok. Aynı şey Samsun'da da. O tarihte Osmanlı şehirlerinde rıhtım yok daha. Rıhtım yapılmamış. Sadece İstanbul'da var 1905'te biten bir rıhtım. Böyle bir şey taşımanın imkan ihtimali. Nereden bakarsanız yanlış mantığa akla olabilir. Bunu yazan adamlar, evet. İnsan bir hesabını yapar, kitabını yapar, bir şey klavye başına yazıyorsun da 280 kilo altını Mustafa Kemal'in götürmesinin imkan ihtimali yok. Koltuğun altına alıp yani bu nasıl söylenir? Ama bunu? Yani farklı bir şekilde burada maksat ne olabilir hocam peki? Yani Vahdettin, milli mücadeleyle Vahdettin arasında bir bağlantı kurmak. Yani Vahdettin'in milli mücadeleyi başlattığını algısını veriyorlar. Evet, mesela dediğiniz yazarların kimi eserlerinde mesela o araştırmacı kimlikleriyle çıkıyor onlarda. Mesela okuduğum bir cümle vardı. Diyor ki İstanbul, işte milli mücadele yapılırken İstanbul'dan henüz Vahdettin Padişah ayrılmadan önce kızları sarayda Mustafa Kemal Paşa ile ilgili bir tekerleme söylerken birden hiddetlenip siz ne dediğinizin farkında mısınız? O bir Osmanlı paşasıdır dediği de söylenir. Bir yandan böyle söylüyorlar, bir yandan böyle söylüyorlar. Çok ilginç. Yani bir aklama gibi bir şey mi Turan Hocam o söylenenler? Yani tabii Vahdettin'in böyle bir düşünceli olduğunu zannetmiyorum. Vahdettin'in tanıdığı paşaya olan saygısı var. Bunlar son zamanda ortaya çıkan Osmanlı tarihiyle ilgili bir takım çarpıtmalar var. Mesela Abdülhamit'le ilgili de onlarca asıl olmayan konular anlatılıyor. Tamamıyla o çarpıtma içerisinde geçiyor. Şimdi konuya devam edersek, Çanakkale'de bizim 1915 yılı Şubat ayında Mustafa Kemal ve askerlerinin 120 parçalık müttefik donanmasını biz geçirmiyoruz, geçemiyorlar. Ama bunun bize bir bedeli var. 55 bin insanımız ölüyor. Evet. Yani 55 bin şehit veriyoruz. Bunun yanında 20 bin tane de açlıktan, vebadan, bir takım hastalıklardan Çanakkale'de kaybettiğimiz insanlar var. 77 bin can kaybetmişiz. Artı 100 binde yaralımız var. Yani kolu kopmuş, bacağı kopmuş, hayati uzuvları kaybetmiş insanlar var. Biz 77 bin ölü, 100 bin yaralı olan bir savaşta Çanakkale'den geçirtmiyoruz. Sonra Mondros sonrası bu adamlar İstanbul'a ellerini kollarını sallaya sallaya geliyorlar. Yani Çanakkale'de o insanlar boşuna ölmüş oluyor. Ve biz savaşı kaybedince yöntem arıyoruz barışı şey yapmak için. Çünkü dayanacak gücümüz kalmıyor. Bir şekilde Mondros'un anlaşmasının yapılması için aracılar falan kullanıyoruz. Mondros'un bir tarihçisi tamam diyorlar, sizde bir ateşkes yapacağız. Bu ateşkese gitmeden evvel İngilizler bir 10-15 gün zamanı kullanıyorlar. İngilizler bu tip sömürge işlerini iyi bildikleri için o dönemde danışmanlarına Osmanlı'ya ne şekilde bir imzalatırız diye onun hesabını yapıyorlar. Yani Irak'ta durum nedir, Suriye'de nedir, İstanbul'da nedir. Bir Osmanlı ise hiç olaylardan kopuk, bize gelin bu görüşmeleri yapın dedikleri zaman padişah diyor ki damadı götürün diyor. Damat Firit. Damat Firit. Evet. Damat hem kapasitesiz, konuştuğu bir şeye yaramayan, her geçen gün söyledikleri çarpıtan klasik bir damat yani. Klasik damatlar. Böyle bir adam. Onun sonra dönemdeki... Ama sonra başka bir ekip gidiyor. Tabii. Yani hükümet direniyor. Diyor ki damat verildim, böyle bir tarihe gitme kapasitesi yok. 4 kişi gönderiyor. Ama gönderdikleri ekip de toplama bir ekip. O da şey. Mesela... Kimler vardı hocam? Ralf Orbay var, o dönem Donanma Bakanı. Evet. Ralf Orbay iyi bir insan, düzgün bir insan ama Dışişleri Bakanlığı tecrübesi yok. Evet. Yani evet. Böyle bir sözleşme, böyle bir şey nasıl olur? Bunu yürütmesi için bir takım bilgilere ihtiyacımız var. İkinci giden Reşat Hikmet Bey, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı. Üçüncüsü 8. Ordu'dan bir yarbayımız gidiyor.
Dördüncü de Padişah Vahdettin aklı orada kalıyor. Kendi mabeyincisini gönderiyor. Bu giden dört kişi birbirlerini hiç tanımıyor. İşin garabeti bu. Yani bir ekip çalışması yapmamışlar. Bundan evvel bir stratejileri yok. Tesadüfen burada çalışıyorlar. Bu şekilde buraya gidiyorlar. Karşılarında da Amiral Calthrop denilen bir İngiliz general var. O da bu işlerin tam piri. İngiliz emperyalizminin, İngiliz sömürgeciliğinin 10 tane memleketle 10 tane sözleşme yapmış bir adam. Yani nerede sinirleniyor, nerede altlar... Bütün şeyleri yöntemsel şeyleri kullanıyor. İkinci gün dağılıyorlar. Bir de İngilizlerin yaptığı bir tuzak vardır. Bunu biz Osmanlı tarihinde 5-6 kere bu kazığı yedik. Bir anlaşma bir şey olacağı zaman ettikleri ilk laf şudur. İngilizce metin ana metindir. Her şey buna uymak zorundadır. İngilizce metin olarak. Mesela 1938'de biz Balta Limanı Anlaşması'nı yaptık. Orada da İngilizce metinle Türkçe metin arasında fark vardı. Türkçe metine gerçekte olmayan bir kelime sokmuşlardı. Sonra biz o maddeyi düzeltmek için 5 sene taviz üstüne taviz verdik. Burada da yaptıkları kazık şuydu. İngilizce metinde Mezopotamya yazıyor. Modrosu'nun herkese. Türkçe metinde Irak yazıyor. Arada ne fark var derseniz Mezopotamya 5 tane Irak eder. Yani bizim müzakereciler bu olayları algılayabilecek kapasitede değil. Evet. İyi lisan bilmiyorlar. Yani onlar öyle maddeler öyle bir yazmışlar ki çok iyi bir lisan bilmen lazım. Yani dışişleri mensubu aynı. Şimdiki bankanın kredi kartları gibi. O durum. Yani şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bizde de bazı siyasiler diyor ya monşerlerine gerek var. İşte monşerlerin bildiği iş o. Böyle bir sözleşme nasıl olur? Hangi kelime ağırlıktadır? Hangi kelime? Mesela bizimkileri İngiltere diyor ki Amiral Calthrop'a 25 tane madde gönderiyoruz sana. 4 tanesini geçirmen bizim için yeterli. Diğer 20'si olmasa da olur diyorlar. Amiral Calthrop 25'te 25 şey yapıyor. Bütün hepsini kabul ettiriyor Mondros müteahhit. Bir madde var. Şöyle bir esnek madde var. Diyor ki müttefikler kendilerini güvende hissetmedikleri zaman stratejik noktaları işgal edebilir. Yedinci madde. Yedinci madde. Şimdi ya, asıl önemli olan madde evet, o. Bizimkiler onu anlayamıyorlar. Bir gün uğraşıyorlar. Şimdi ben de burada diyebilirim ki kendimi güvende hissetmiyorum. Arkadaş çok kötü bakıyor bana. Acaba stratejik noktaları işgal edelim mi? Aslında yani, o yedinci maddeyi biraz şey gibi çıkarabiliriz gibi çok hafif bir maddeymiş yani, gibi kullanıyorlar o, galiba. Ufacık bir bahaneyle. Ama orada önemli bir strateji var. Yani o ekibe diyor ki çıkarabiliriz. Önemsiz gibi deniliyor. Aslında o maddenin kalması çok önemli. Şöyle bir bütün işgal ona dayanıyor. Şöyle bir işler yapıyorlar. Çok önemsiz bir maddeyi bütün gün görüştürüyorlar. Evet. Ama yani geri adım atabilecekleri şey. Çünkü maddenin önemi yok ama biz, bütün gün bizimkileri oyalıyorlar. Peki diyorlar sizin hatırınız kırılmasın bu maddeyi biz geri aldık zaten önemsiz. Şu maddeyi kabul ediyorlar, yedinci maddeyi sokuyorlar akşamüstü. Herkes yorulmuş, bezmiş. Evet. Yani burada önemli bir strateji var görüşmelerinde. Yani bu strateji. Çok böyle basit alınan falan değil. Onun üzerinden işte işgali meşrulaştırıyorlar. İstanbul'a Rauf Orbay döndüğü zaman basına bir demeç veriyor. Diyor ki çok başarılı bir anlaşma yaptık. Bize hiçbir şekilde işgal olmayacak. Bir tane dahi düşman askeri İstanbul'a gelmeyecek. Hatta bir garabet daha var. Osmanlı Posta İdaresi Mondros'a önemli bir şeymiş gibi pulu yayınlıyor. Evet. Yani. Şimdi hocam çok güzel bu konu bir programda yaparız sonradan. Devamını getirelim. Bu ilk bir programı sığacağı belli. Daha işte o işgal zamanını falan konuşalım başka programda. Programımız bitti. Mecburen kapatmak zorundayız. Böyle sen son sözünü alayım Mustafa. Evet ben çok keyif aldım. Keyif aldığım doldu. Zamanlarda da dinlemeyi çok severim. Turan hocama teşekkür ederim. Bizi kırmadı, geldi, programımızı onurlandırdı. Bir sonraki programda değerli Cem TV izleyenlerini yine aynı saat diliminde bekliyoruz. Kitapsız dönmesin dünya diyorum. Evet hocam sizden de son cümlenizi alalım. Ondan sonra ben de kapanış yapayım. Bizi dinlemiş olan bütün izleyicilerimize teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim son olarak. Kendini Türk hisseden herkes bu kitabı bir okusun. Cumhuriyetin bize verdiği nimetleri bilsin. Evet kendi ülkesini seven herkesin okuması gereken çok önemli cidden önemli bir kitap. İşgal kitabı.
Turan Akıncı ciddi bir çalışmayla yaptı. Çok bütün ayrıntıları detayıyla birçok konuğumuz oluyor ama bu kadar detayını hatırlayan, bütün sayfaları hatırlayan konuğumuz o anlamda çok iyi. Dediğimiz gibi başka programlarda birkaç program daha yapacağız. Devam edeceğiz. İlk programa, tek programa sığmayacak. Önümüzdeki hafta farklı bir konuğumuz var. Sonraki hafta olabilir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.